Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz videomuza. Bir önceki videomuzu abonelerimizden bir aileyle, sevimli bir aileyle kapatmıştık. Şimdi de bu videomuzu çok sevimli başka bir ailemizle, bizi takip eden bir ailemizle başlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bize geldiğiniz için. Rica ederiz. Çok severek geldik. İzmir'den geldiniz. İzmir, Gaziemir, Beyaz Evler'den geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık. Bize epey bir şeyler getirmişsiniz. Şimdi onları da göstereceğiz. Çok evet. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kendinizi bize tanıtmak ister misiniz? İsmim Seyit Tavşancı. Kıbrıs Gazi'yim. Ondan sonra BMC fabrikasında emekli oldum. Emekli olduktan sonra daha uzun yıllar devam ettim çalışımı. Arge tasarım üzerine çalıştım. Ne güzel. Yani bu şekilde şu anda emekli hayatını yaşıyoruz. İyi, çok güzel. Bir hobi uğraşlarım var. Onlarla uğraşıyorum. Bahçe mi falan yapıyor musun? Bahçem var, ufak bir bahçem var. Orada kendime göre bir şeylerle uğraşıyorum. Vallahi çok güzel. Ne güzel, bizi ne güzel insanlar izliyor ya. Vallahi ne tatlısınız maşallah. Allah sağlık. Ben mutfakta izliyorum, o salonda. Ayrıca, ayrıca ben kendimi gördüm sizde. Çünkü gençliğimi gördüm. Dedim aynı bir, bunlar da mücadeleci. Evet. Vallahi evet. YouTube böyle bir güzelliği oldu evet, bize. Yani evet. Biz video çekmeden önce kendi halimize dertli şifre yapıyorduk. Şimdi bizim gibi dert ya ortak evet ya, şeylerimiz oldu yani. Bizim için çok anlamlısınız gerçekten. Tabii canım çok yani. Çok yalnız ve yani şey elimize... kaldı. Yalnız hissediyordunuz evet, kendinizi ama evet. Sizi çok izleyen insanlar var hayatım. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Videoda da kendiniz konuşurken tatlı diliniz, güler yüzünüz. Ay valla ağlayacağım şimdi. Hayır hayır ağlama hayatım. Adınızı unuttum sorayım. Sağ olun, Gizem benim ismim. Vallahi Gizem. Çok duygulandım, o kadar çok duygulandım. Hayır duygulanma, benim adım da Mine. Eşim unutkandır ya. Biraz çünkü beyin ameliyatı geçirdim. Olsun. Ben çok sorarım yalnız. Olsun, hiç önemli değil. İsmi biz de unutuyoruz vallahi. Ay vallahi duygulanmamak mümkün mü? Bakar mısın yani bu kadar seven insan? Yani ne kadar çok seviliyormuşuz meğerse. Evet, yani evet. Daha çok var da getirilecek şeyler yok. Yani ay sağ ol. Ara gelir getiririz hayatım. Gösterelim mi? Bu neydi? Bu kabak. Bunlar kabaklarmış. Bal kabağı. Dökülmesin diye. Ay vallahi yani o kadar kıymetli şeyler ki bunlar. Bu cins bir bal kabağı. Bir açık alan ister. Açık alanda bunu şey yapın. Şimdi arkaya sebze yatakları yapıyoruz. Oraya. Bunlar biliyorsunuz sarar böyle. Sağa sola her tarafa sarar. Tamam. Onları ben şey, yani biraz önce hatta dedim ki şurada 3 tane şeyim vardı saksım ondan koyayım da şöyle kaktüs alayım dedim yani de sen önüme getirdin. Ay çok iyi temizmiş güzel. Allah ne isterse öyle derler yavru, eskiler. Evet. Yavru kaktüs. Bu nedir? Bir kaktüs, o da kaktüs. O da kaktüs. Bak aşağılardan. Büyüyor evet, böyle. Top gibi oluyor. Böyle top büyük. Gibi büyüyor. Evet. Sonra yanından şimdi evde var bunun arası var. Üzerinde başlamış böyle çıkma. Ne güzel. O daha peki bunu çıkmamış ondan. Büyük saksıya mı koymak lazım? Yok bunlar böyle minyatür saksılara koyuyorlar. Oluyor evet, ama. İşte şu arkada var evet, ya evet. Minikler onlara koyacağız. Biz anladım. Bilir onu bak öyle değişik. Bu, evet, bu nedir? Şu da aynı. Bu keçi boynuzu. Keçi boynuzu. Bu büyüyor. Tabii bu büyüyor. Hani dedik bu ortama müsait olan. Şöyle bir kenara koyuyoruz. Evet. Daha kaktüsünüz var değil mi evde? Var. Bunlar radyasyon çekiyorlar biliyor musunuz? Ben de çok önemli yani evde. Şunun anası var bende büyük. Etrafında evet, bir sürü yavru yaptı. Evin içinde bizim bahçede çiçek yeri. İşte evin içine de almanız lazım. Çünkü evdeki bütün o bilgisayardır, evet. Televizyondur. Onların bütün radyasyonlarını çekiyormuş. Öyle mi? Evet. Şuradan duydunuz onu. Ben böyle yoğurt kaplarına koydum. Televizyonda. Daha sonra vazaları bugün işte iki gündür vaza peşin şey. Vaza diyeyim. Saksı aldım genelde. Hep değiştiriyorum evet. Şimdi bunları. Evet. Sağ olun ya valla. Hele şunları. Şimdi senin mesela orada toprak hazırlayışını gördüm. Ben de onlarla. Bir haftadır toprak hazırlıyorum. Saatlerce ama ben son bardan aldığım gübreleri beklettirdim. Orada 6 ay 8 ay kadar bekledi. Evet. Eskimiş bir gübre. Elimizdeki bahçe toprağında karıştırarak onları elektreledim onları. Ayrıca böyle saksı toprağı yaptım onları. Şimdi onları öyle devamlı hepsini çuvallara koydum. Oradan alıp saksılara doldurdum. Çok güzel. Biz de şimdi sabah erkenden babam kaldırıyor beni. Arkaya sebze yatakları yapıyoruz. Şimdi toprak istedik işte. Bir traktör şey gelecek, toprak gelecek. Orayı hazırlayacağız. İşte bunları yavaş yavaş ekeceğiz kendimiz. Biraz vakit de geçiyor aslında. Evet çok güzel. Bak daha ne güzel yer var. En azından birer kamyon
bir kamyon kumla, bir kamyon evet. Şey lazım. Lazım. Şimdi lazım. İstedik işte, dün getireceklerdi. Bugün artık bakalım hayırlısı. Gübreyi de eskitmeye bakın. Evet. Ya bizim eski evi aldığımız kişiden kalma bir çuval gübre var ama nedir yani içeriğini tam bilmiyorum. Artık isteriz ya. Burada her yer peyzajcı ya. Tabii çok evet, evet. Burada olur zannediyorum. Olur evet. Bu, bu şekilde. O ne kadar güzel. O nedir Gazi? Bunu siz yaptınız asker. Değil mi abi? Tabii. Onların hepsini o yapıyor. Çok güzel ya. Vallahi helal olsun. Bunun bir anlamı var mı yoksa sadece bir asker şey Gazi? Ben askerliği seven birisiyim. Evet. Yani bilmiyorum, o yüzden bir de Kıbrıs Savaşı'na girdi çıktı ya. Şeyim geçti orada böyle. Benim dedem de emekli albaydı, emekli kıdemli albaydı. Allah rahmet eylesin. Ay ne güzel, bu deniz orası mı yoksa? Ne kadar güzel. Şunları da göstersene ama. Neler yapmış ya. Bakarsınız meleklere. Favori şeylerim bunlar. Ay ne kadar güzel. Ooo çok güzel. Onlar hele muhteşem. Bunlar tam esas, duvarlık. Evet, duvarlık bunlar. Ama sağlam asmak ben lazım. Ben size tarif edeceğim, ona göre asın böyle bir yere. Tamam. Çok güzel bir görüntü. Evet. Ama yalnız yağmur alan bir yer olmasın, bunlar alçalık. Tabii ki de olmaz, onlar yağmurda olmaz. Zaten biz burayı kapatacağız ya. Kapattınız mı? Kapatacağız. Şöyle. Çok güzel ya. Ay sağ olun valla. Ellerinize sağlık. Ne şimdi kadar kıymetli. Şimdi mesela şöyle bahsedeyim ben size. Şu... Böyle geliyor kuş, böyle süzülerek aşağı iniyor. Ay. Burada da kanatlarını kapatıyor havası. Öyle bir ortam. Vallahi ya, harika abi ya, ay ellerine sağlık gerçekten. Ya. Önce bu, sonra bu, sonra da bu. Yani şöyle bir aşağı doğru inişe geçiyormuş gibi kuş. Evet. O havayı yaratıyor. Çok güzel. Abi daha çıkarttın sen, ne yaptın? Ay valla biz mahcup oluyoruz ya. Valla çok mahcup oluyoruz. Senin bir videondan izlemiştim. Senden esinlenerek getirdim bunları. Ah çok güzel Mustafa Kemal Atatürk'ümüz. Vallahi ya. Bak, harika bakın. Bir çocuklara verebilirsiniz. Birer tane aşılayın bunu. İsterseniz bilir kocaman da getirirdi de getirmemiz. Aşılamaz mıyız? Bu bizim en büyük aşkımız. Bir sürü getirmişsin ya Emine. Vallahi çok sağ ol. Esas ilk başlangıcım benim bu. Ben zaten böyle bir şey çıkacağını tahmin ettim ama. Hatta ilk böyle bu acaba Atatürk... İşte biz istiyorduk vallahi. İşte budur ya. Başlangıcım bu benim. Çok güzel ya. İlk başlamam işe. Bunu da başladım. Emekli olduktan sonra dedim ben bunu yapabilir miyim? Resmini aldım karşıma. Vallahi bravo. Yavaş yavaş uğraşıp böyle kaba bir alçıdan işleye böyle bunu sen getirdim. Alçıdan mı öyle işleyerek yaptın? Önce bunu ben yapıyorum. Prototip olarak yapıyorum. Evet. Daha sonra bunu kalıba alıyorum. Evet. Şeyle silikon kalıplarını alıyorum. Silikon kalıbında bunu çoğaltıyorum. Vallahi harika. Böyle sevdiğim kişilere dağıtıyorum. Vallahi abi harikasın ya. Çok verdim böyle. Çok güzel. Silah alıyor. Resmi yerlere bile koyabilecek şeye. Tabii arkasında asabileceğimiz yer var mı? Tabii tabii. Balonu bile yaptın ya. Dökerken kel koyuyorum. Çok sabırlı. Evet. Vallahi ellerine sabırlı sağlık ya. Çok güzel. Değişik modellerim var orada. Kıyamam ya. Hala da çıkartıyor. Ay bakar bu mısın? Değişik bir versiyon. Oo. Ay çok güzel. Bunları hep içeriye atacağız valla. Piyanonun üzerine. Şey dokiyatları bana ver katta. Ama bunlar ya. Ne olacak? Atın gitsin. Yok bir poşetin yok, içine, poşetin içine koyalım. Taşınma sırasında tabak sığardığımız kağıtlar yabana gitmiş. Evet. Bunlar çok kırılmasın diye. Kıymetli kağıtlar şey yapmıyorum. Temiz yani. Bu da Allah. Değişik bir çalışma ama pek randıman alamadım bunda. Olsun çok sevindim yani. Çok güzel bir emek var ya. Evet. Ama şu Atatürkleri valla bravo size yani. Artı şöyle bir 3 boyut çalışmam var. Vallahi ay çok ne güzel, güzel şeyler yapıyor. Sen sergi aç ya. Bunu tamamen bitiremedim. Boyamam lazım. Değişim. Ay tam bir sanatkarsınız yani. Şey olarak. Aslında çok güzel. Bunları ben fotoğrafla bir kopya çektim. Bakayım onu, ben görmedim anlatayım. Onu. Güzel bakayım şöyle. Ha Seyit işte banyoda asılı olan Clara'nın banyosunda. Tabii o. Şimdi, kardeşim Amerikalı bir Amerika'da kadınla bir evli Miami'de evde oturuyor. Banyoda asılıydı bunda. Evet. Kevin o ki şeyle beraber. Yabancı tabii vale vale konuştu. Şöyle fotoğraflarını çekmiştim ben bunların. Bize gösterdi odamızı, bu tuvaleti. Bu fotoğraflar üzerinde öyle bir çalışma yapmaya çalıştım. Evet. Bakayım ona. Bu da silikon. Ay bravo vallahi. Bu şekilde bir çalışma bundan çalıştım orada. Aynısı olmuş. Yani işte elinizdeki de aynı. O da fotoğrafı. Çok öyle. Güzel ya. Asıllarını getiremedim oradan. Dedim bari fotoğraf çekeyim. Vallahi helal olsun. Ay Allah helal olsun. Hakikaten çok sağ olun gerçekten. Ellerinize sağlık. Sanat ya. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Belki de şu şeyden kaynaklanabiliyor.
ben modelciyim, makine modelciyim. Evet, öyleymiş. Evet. O yüzden biraz elim yatkındır bu tip şeylere. Ağaç üzerinde bilhassa, ağaç çalışmam çok güzel. Evet, duvarımızın son halini gösterelim size. Bugün 3 günde örülen tuğla duvara geçti. İki, bir günde mi? Duvarı, beton duvar geçti. Söz veriyor, burada imza atıyoruz. Tamam mı? Dediğini yaptım. Vallahi hızlı gidiyor. Ama evet, daha gün aldım. 3 günde fazla verdim. Bitirecek. Tabii sırf bura değil. Hemen burayı bitirecek. Duvarın kayrağı, arka duvarlar göreceğiz. Yap, ama şey, yap istersen. 1,5 günde birleştirdi değil mi? Aynen. Vallahi kolay değil. Bakın bu taşların her biri 30 kilo var mıdır? Fazla. 30 kilodan. Mermer taş. Evet. Normal taştan ağır. Bazıları demirle aynı ağırlık. Kaç kilo? 70 kilo. Bazıları 70 kilo, bakın. Onu göster. Şuna bakın yani. Adam öldürür gerçekten. Her biri, bunların her biri onun kilo, kucağından geçiyor. 120-130 kilo vardır o taş. Evet. Kolay zaten iş değil. Sizin ikinizin Kırkpınar'a gitmeniz lazım. Aynen. Güreşmeye. Aynen. Değil mi? Adamı kaptığın gibi vurursun yani. Kesinlikle. Aynen. Usta iyi gittin vallahi. Sözünde durdun. Daha sürprizleri var. Evet. Dişler evet, falan yapacak. Bakalım son daha halini. 2 metre çıkacak bu duvar. Göstereceğiz işte son halini. Aynen. Bir de kalıpçınız şu kapıyı yapaydı. O biraz ağır ilerliyor. Yapacak abi. İnşallah. Evet, bakın. Buralar tamamen değişiyor. Burayı böyle yıkacağız. Onları da çok yakın bir zamanda sizle paylaşacağız. Bu arada koçumuzun sürpriz gelişmeleri var. Koçumuzun maşallahı var. Bugün bayağı aktifti. Herhalde yavrularımız olacak. Böyle gözüküyor. İyi besliyoruz. Belki de ondan kaynaklıdır bilmiyorum ama koçumuz küçük olmasına rağmen çok hareketli. Bakın bu da sebze yataklarımızın, kiremitten yapma sebze yataklarımızın son hali. Böyle bir çalışma yaptık babamla elimizdeki kiremitlerden. Bunlara şimdi toprak gelecek, onu bekliyoruz, hala gelmedi. Açıkçası çok fazla araştırma şansımız da olmadı. Buraların her birine toprak atacağız. Tabi buralar böyle kalmayacak. Bunun sebze yataklarından daha fazla yapacağız. Buralara yapacağız. Şu yukarı yapacağız. Şu ileri yapacağız. Aynı zamanda da buralara farklı bir peyzaj da gerçekleştireceğiz. O sürpriz olsun. Onları şimdi söylemeyeyim. O sürpriz olsun. Burası gerçekten çok güzel bir sebze yapacağımız, kendi üretimimizi yapacağımız harika bir yere dönüşecek. Kafamızda çok güzel şeyler var, yapmak istediğim şeyler. Artık yani bu işler bittiği zaman çok güzel bahçeli, küçük ama çok kullanışlı bir bahçeli köy evimiz olmuş olacak. Burada emeği geçen babam dahil, annelerimiz, kuzenlerimiz, ustalar, herkese teşekkür ediyoruz. Gelen abonelerimiz, bize destek veren, tohum getiren, hediye getiren, hoş geldine gelen herkese çok teşekkürlerimizi, sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Gelemeyen herkese de sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Destekleriniz için yani bir yorum atmanız bile bize çok ilham oluyor, bize mutluluk kaynağı alıyor. Yani sizler sayesinde birçok şeyi başardık, o yüzden teşekkür ediyoruz. Daha geldi bize. Çok güzel bir hediye. Ay, ev hediyesi göndermişler. Çok teşekkür ediyoruz sarı papatyaya. Ay, onlar şey, makrame saksılık yapmışlar. El emeği, göz nuru. Saksılarımızı oraya asacağız. Onları da tavana asıyorsun. Ya o kadar güzel ki, çok teşekkür ederiz ya. Sağ olun vallahi, hediyeye doyamaz olduk. Evet, saksıyı oraya koyuyorsun. Tepeden de asıyorsun tavana.
Böyle çok tatlı iki tane bize makrome göndermişler. Ama çok teşekkür ediyoruz. Sayın Banu Tatari Hanım, el emeği, göz nuru bu güzel ürünlerinizi bize gönderdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İçine de şöyle nacizane bir not yazılmış. O kadar da güzel ki böyle eski günleri hatırlattı bana bu kart vizit gerçekten. Çok özel, çok güzel bir yazı var burada gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Elinize, emeğinize sağlık. Ben de size buradan kocaman öpücüklerimi gönderiyorum. En güzel şekilde bunları asacağız. Çiçeklerimi asıp, böyle saksılarımı asıp evime asacağım. Öyle düşündüm. Baktığımızda, her baktığımızda sizi hatırlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Hepinize bizden merhaba. Şimdi merak ediyorsunuz bunlar nereye gidiyor. Yola çıktık biz. Artık girişimlere başladık. Soranlarınız oluyordu. Kavanozlar için biliyorsunuz doğal ürünler size satalım, şey yapalım istemiştik. Öyle bir girişimde bulunmuştuk ama ne yazık ki pandemiden dolayı, işte yasaklardan dolayı bir türlü bunları gerçekleştiremedik. Şimdi yola çıktık. Tire'ye doğru gidiyoruz. Paket alacağız, kavanoz alacağız. Nevin bana, Nevin benim şeyim, navigasyonum. Navigasyonum. Aynen, beraber gidiyoruz, çıktık yola. Ata da arkada uyudu, kızları da bir arada bıraktık. Onlar da kaynaşsın. Aynen, onlar da kaynaşsın. Nevin, heyecan var mı? Heyecan çok aşırı. Valla ben de. İlk adım attık, hayırlısı. İnşallah, bakalım bundan sonrası güzel gelir. İnşallah. Tekrar biz şeyler çekip size buraya koyalım. Şeyden geçtik şimdi biz. Solucan gübresi satılıyor. Nevin bence bir anlatsın bakalım solucan gübresi nasıl kullanılıyor. Ben mesela bilmiyordum yani. Solucan gübresi bu kalsın burada. Bu arada biz kakara kikiri gidiyoruz. Güle eğlene yollarda. Ama size de birazcık böyle çekmek istedik. Hani bakın halimize diye. Hazırlanmış kompostu solucanlara veriyorlar. Solucanlar onu direkt solucan gübresi haline getirip çiçekçilikte, yani çeşitli organik tarımda çok kullanılıyor. Solumayla yani dağıtılıyor. Bizim önce kompostumuzun olması gerekiyor solucan gübresi kullanabilmemiz için. Kaliteli kompost olması lazım. Evet. Ondan sonra onu solucandan... Ben mesela direkt toprağa atıyorsun zannediyordum. Bilmiyordum yani. Yok. Şimdi bir öğrenmiş oldum. Aynen. İyi oldu. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederim. Alışverişimizi yaptık. Maskemizi şöyle şey yapalım, şöyle gösterelim. Şöyle aldık. Evet, sizler için şöyle çalışıyoruz. Şöyle kapaldık. Aynen. Torbalar başka aldık. Ne aldık? Evet, şöyle poşetleri aldık. Erişteleri koymak için, evet, poşet aldık. Erişterlerimizi koyacağız. Hepsini şimdi de tenekeye gidiyoruz. Şimdi tenekeye, evet, gidiyoruz. Zeytinyağlarını koymak için. Aynen. Şimdi Nevin gidiyor koli bakmaya. Çünkü ben arabada mecburen beklemek zorundayım. Ata uyuyor, onu da bırakamıyorum. Küçük olduğu için durmuyor. Şimdi koli soracak bakalım, burada Tire'deyiz. Bugün de bayağı sıcak hava. Şimdi Nevin gitti koli bakmaya. Ondan sonra ama orada kullanılmış koliler varmış galiba. Ondan dolayı biz de dedik ki en azından hani koliye sıfır, şimdi bu kadar para vereceğimize gerçekten çok pahalı koliler. Hani biz de maliyetten kısmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı hani en azından dışarıdan düzgün iyi koli bulup, çünkü büyüğüne küçüğüne göre işte şey yapmaya karar verdik. Değil mi? Öyle yapalım. Öyle yapalım. Buradakiler, evet, çünkü bayağı yıpranmış ve kullanılmış zaten. Evet, o zaman şimdi tenekeciye, aynen, gidiyoruz. Aynen. Hadi gel. Gel bak nereye geldik. Evet, biz şimdi şöyle bir tenekeciye geldik. Tekeli yağ, gıda şöyle göstereyim. Burada her türlü tenekeler satılıyor değil mi? Tenekeler. Sağ olun. Çok da güler yüzlü. Sağ olun. Sabunlar da var. Zeytinyağı sabunlar. Harika. Tamam, biz buradan şimdi teneke bakacağız. Çok memnun olduk, çok sağ olun. Ben de memnun oldum. Biz de bekleriz. Bizim kanalımızda Şehirden Köye Göç. Oradan bakabilirsiniz. Tamam, tamam mı? Tamam. Çok memnun olduk. Hayırlı günler. Şehirden Köye Göç teyzeciğim. Kanalımızın adı, oradan bakabilirsiniz. Tamam, Köye Göç. Evet. Tamam, peki, görüşmek üzere. Hayırlı günler, sağ olun. Nevin'cim koydular. Koydum bagaja. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun ya. İlk işimize başlıyoruz. Aynen. İnşallah güzel olur, bereketli İnşallah. Olur. Ata, ata bizim uğur boncuğumuz olsun. Aynen. Nazar boncuğumuz. Bugüne. Aynen, hadi bakalım. Şans vereyim. Evet, hadi gidiyoruz ata. Bin arabaya. Ay, bakar mısınız? Erişlerimizi şimdi artık yavaş yavaş hazırlıyoruz. Şöyle gramajlarına göre. Aynen.
artık yavaş yavaş paketleme işlemlerine başladık. İnşallah sizlerle buluşturacağız. Ama birazcık daha sabır istiyoruz sizlerden. Biz orada bunları yaparken siz de telaşlanıyorsunuz, sabırsızlanıyorsunuz biliyoruz. Biz hazırladıktan sonra size geri dönüşlerimizi yapacağız. Günaydın baba. Günaydın. Çok güzel hava var. Yağmurda da ayrı bir zevk. Nasıl çalışacağız? Uf, şapkanı takarsın. Ustalar gelebilecek mi sence? Ben de onu düşünüyorum zaten. Aşırı yağarsa yağıyor da çalışamazlar. Evet. Gelmeyebilirler. Bir de bu arada bizim bu takımı sizler görmediniz. Biz onu paylaşmayı unuttuk sizle. Bir şey yapalım da olmasın. Ya şöyle gösterelim de. Yabancımız değiller artık. Aileden herkes. Bakın bunu biz Kısıkköy'deki taburelerimizi yaptırdığımız Halil Usta'dan aldık bu takımı. Çünkü oturacak, gelen misafirlerimizi davet edecek. Hani oturtacağımız hiçbir şey yoktu. Sağ olsun Halil Usta bunu bize çok çok uygun fiyata verdi. Bu kestane miydi baba? Öyle mi demişti ben? Ben sana öyle demiştim ha. Kestane ağacından yağmura falan dayanıklıymış bu. Epey aslında pahalı bir takım ama bize çok çok uygun fiyata verdi kendisi. O yüzden buradan Halil Usta'ya tekrar çok teşekkür ediyoruz. Şu tarafa baksana. Çok güzel bir yağmur yağdı. Toz toprak içindeydi zaten bahçemiz. Bu taşlardan dolayı falan inşaat olduğundan. Şu an her yer tertemiz, mis gibi oldu. Bakın asmalarımız inanılmaz coştu yani. Nereye kadar uzayacak, ne olacak bilmiyoruz. Her yer temizlendi. Şimdi yağmur dindi. Köpeklerimizi de salacağım, onları doyuracağım. Ustalarımız baktım hava durumu bugün öğleden sonra açıyor. Herhalde yağmur bitince gelirler. İnşaatımız devam ediyor. Duvarımız yükseliyor. Tabii sadece bu duvar değil. Üstteki duvar da tamamen yıkılmayacak ama 5 metrede bir kolon yapılarak o duvar güçlendirilecek. Aynı zamanda bunları kayrak taşı kaplanacak. Çok büyük bir değişim yaşayacak bahçe. Yani şu anki görüntüden eser kalmayacak. İnşallah Allah mahcup etmesin. Güzel olacağını düşünüyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için, destek olduğunuz için. Artık videoyu burada kapatayım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Videomuzu da beğeni oranı çok düşük. Lütfen izledikten sonra beğen tuşuna basarsanız bize çok faydası var. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun.